Bak Evliya Allah'tan birisi İmam Attas Hazretleri bunu zikrediyor. Yemen meşayihinden El Kırtas isimli eserinde diyor ki Evliya Allah'tan çok eski bu tabi artık. Cüneyt Bağdadi dönemleri midir nedir Bağdat'ta çok menakıb var. Evliya Allah'tan biri gece e, teheccüdden evvel e, uykusunda iki melek görüyor. İki meleğin birisi öbürüyle konuşuyor. O melek diyor ki bu gece Dicle kabaracak, Dicle ara sıra kabarır, alır da aşağı, bütün Bağdat'ı basar. Bu gece Dicle kabaracak, Bağdat'ı sel götürecek, helak edecek. Öbür melek diyor, neden icap etti? Allah çok gazap etti Bağdat'a diyor. Niçin gazap etti? Bu gece 700 tane bakirenin bekareti zina ile bozuldu diyor. Allah hesaplarını biliyor. 20 milyonluk İstanbul'da acaba bu gece kaç zina olacak? Şimdi zina norm, bütün zinalar haram. Ama bakireyle zina tabii daha fazla haram. Çünkü bekareti bozuluyor. Komşu karısıyla zina, ekberul kebair gavur olmaktan sonra geliyor yani. En büyük büyük günahların en büyük. Komşu hanımıyla işte enses dediğin akraba meseleleri vesaire. Şimdi melek diyor ki Allah gazap etti. Dicle kabarıyor, kabarmaya başlıyor. İşte sel alacak. Öbür melekler ne oldu? Diyor 700 bakirenin bekareti bozuldu. Mevla çok gazap etti. Zina haddini aşmış. Ta o zaman ya. Hep zina durmaz. Sonra bir zaman sonra öbür melek geliyor. Diyor ona ki ne oldu? Allah bu kararı iptal etti. Bağdat'a bir şey olmuyor. Sen efendim karıştırma işi diyor. Biliyorsun sağdaki melek, soldaki melek meselesi. Yani tabii ki sağdaki taraf amir durumdadır. Yazma dersi mi soldakine de yazdırmaz. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor ya. Sahibül yemin emirun ala sahibi şimal. Bunun üzerine duruyor. O da diyor Allah Allah bana gelen... Karar bu idi. Şimdi niye değişti? İmsak vakti girdi diyor. 700 camiden ezan okundu diyor. 700 ezan 700 belayı kaldırdı diyor yani. Zina yapanın yine Allah hesabını soracak ayrı dava. Ama toptan azap geliyor. Deprem geldi mi toptan geliyor. Sel geldi mi toptan geliyor. Azap günah işleyenlerimizin hepsine geliyor. Ama tabii onlar günah işlememişler. Onlara ahirette azabı yok. Dünyada da şehit oluyorlar. Çünkü suçsuz yere Allah adama zulmetmez haşa. Ama onun da kaderi öyle. Ama Mevla buyuruyor. وَاتَّقُوا فِتْنَتًا لَا تُسْئِبَنَّ لَذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا O azaptan sakının ki sadece zalimlere, kafirlere, günahkarlara isabet etmez. Toptan vurur. Onun için işte milletin elini tutalım, kolunu tutalım. Onun için sohbetleri birbirine atalım. Onun için cemaata çağıralım. Onun için emri bil maruf nehyanüker yapalım. Dediğimizin sebebi ne? Yoksa ben de evde çekilip kenarımda oturup zikrimi yapmak benim de hoşuma gider. Her haftada bir savcı ifadesine gitmemen en azından. Ama bela geldi mi herkese vuracak. Onun için birileri konuşacak yani. Birileri de bunu duyuracak. Siz de tebliğcisiniz Allah'ın izniyle.